Gençlerdir kanalından herkese selamlar. Bu videomuzda Bitcoin'in son durumuna bakacağız. Kısa vadede destek dirençler nedir? Ee, yükselen bir trende girdik mi? Yani yeniden bir dönüş gördük mü? Bunları inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri açarsanız attığım videolardan ve yayınlardan anında haberdar olursunuz. Ayrıca yorum ve like atarak da destekte bulunmuş olursunuz. Telegram adresimizi açıklama kısmında bırakıyorum. Mesela altcoin sepetimiz vesaire vardı. Açıklama kısmında Telegram adresimiz mevcut. Burada e, analizlerimiz sürekli geliyor. Buradan da faydalanabilirsiniz. Açıklama kısmında bulabilirsiniz Telegram adresimizi. Hadi videomuza geçelim. Şimdi günlük grafikte ne görüyoruz biz? Fiyat yükseliyor. Yükselen bir dip yapıyor. Yükselen bir tepe yapıyor. Bu şekilde fiyat hareketi devam ediyor. Bizim yeni bir e, yükseliş dalgası görebilmemiz için ilk önce yükselen bir dibimizin onaylanması lazım Eğer günlük kapanış bu şekilde hacimli bir yeşil mum şeklinde gelirse yükselen dibimiz burada onaylanmış olma ihtimali yüksek ama dediğim gibi daha günlük kapanışı 15 saat var ve 15 saatte çok şey değişebiliyor Mesela burada bir hacimli kapanış gelecek gibi gözüküyordu ama gün kapanışı nasıl geldi kırmızı mum şeklinde geldi yani o yüzden tomoya kapılmaya gerek yok grafik analizlerimizi bitirelim. Daha sonrasında siz kendiniz kararınızı verin. Günlük grafikte stokastik arasay hala al sinyali vermediğini görüyoruz. Arasay ortalamayı şu an için kırıyormuş gibi gösteriyor. Ama gün içerisinde neler olabilir? Bunlara bakacağız gün içerisinde, gün kapanışında. Bunlar değişebilir, onlara bakacağız. Şu an için herhangi bir uyumsuzluk yok. En son burada bir uyumsuzluk vardı. Fiyat ne yapmıştı? Yükselen bir tepe yapmışken Arasay bir tepe yapmıştı. Bu negatif bir uyumsuzluktu. Negatif uyumsuzlukta zaten gördüğünüz gibi ufak ufak fiyatlandı her gün. Ufak ufak düşerek fiyatlandı burayı. Şimdi hemen şöyle bir indikatörlerimize bakalım. Bollinger bandına geldiğimizde Bollinger orta bandının kırıldığını ve bugünün hacimli bir şekilde yukarı attığını görüyoruz tekrardan. Dediğim gibi gün kapanışı gelmeden bunları izlemek, yorumlamak anlamsız. Gün kapanışında Telegram adresimizden güncel halini tekrardan paylaşacağım. Bugün ne yapmamız lazım? Bu şekilde hacimli bir kapanış yapmamız lazım. Günlükte ma yüzümüze geldiğimizde 33.000 seviyelerinde bulunuyor. Bulutumuza geldiğimizde şu anda bulutun mavi ortalamasına çarpıyoruz ve mavi ortalamasından red yiyoruz şu an için. Fiyat buradan düşeye geçerse 21.800 seviyesi çok çok önemli bir bölge. Birazdan da o bölgenin önemini tekrardan bahsedeceğim ama orası dediğim gibi çok çok önemli bir bölge. Emeribon'a geldiğimizde Emeribon'un son ortalamasından destek aldığını görüyoruz ve fiyatın en üst ortalamaya kadar yükseldiğini ve buradan reddedildiğini görüyoruz. Benim en çok sevdiğim indikatörlerden biridir. Emeribon bence çok çok güzel çalışır. Siz de, siz de kullanıp bakabilirsiniz. Ne oluyordu? Emirbakan eğer fiyattaki bu ortalamalar birbirine çok yaklaşırsa, o zaman ne görüyorduk? O zaman sert bir pump görme ihtimalimiz oluyordu. E şu an görüyoruz ki ufak ufak ortalamalar birbirine yaklaşmış, ama yeterli mi? Hayır, yeterli değil. Neden? Bu ortalamalar artık buralara kadar gelmesi lazım. Ona da yaklaşık olarak bir en azından 10-15 gün daha olduğunu düşünüyorum. Yani. Ben bu ay içerisinde yani Ağustos ayı içerisinde hala 30 binli seviyelerin geleceğini düşünüyorum. Ama bu 30 binli seviyeler e, ne zaman gelir? Bence ortası ve sonuna yakın şekilde Ağustos ayının ortası ve sonuna yakın şekilde fiyatın o bölgelere kadar çıkacağını düşünüyorum. Bu e, fiyat hareketinde bir sorun var mı? Bu fiyat hareketinde bir sorun yok. Neden yok? Bakın. Dipler Yükselerek artıyor değil mi? Tepeler aynı şekilde yükselerek artıyor. Yani burada yükselen bir trend var ve bu trend çok güzel bir şekilde çalışıyor. 4 saatlik grafimize geldiğimizde 4 saatlik grafikte 23.426 dolar seviyesinde bulunan direnç bölgemizden fiyatın reddediğini görüyoruz. Ve fiyat aşağı yönlü bir harekete çıkmış gibi gözüküyor. Gelen bu kapanışlar e, herhangi bir market tipsi kırılımı yok. En kötü ihtimalle 23.500 seviyelerinde 4 saatlik kapanış gelseydi, o zaman işte işler değişiyor. Tekrardan e, yeni tepe yapmak için yukarı gidiyoruz diyebilirdik. Ama şu anda görüyoruz ki 23.500 üzerinde bir kapanış yok. Belki de yeni e, yükselen dip henüz onaylanmadı, öyle değil mi? Yükselen dip nereye kadar olabilir? Yükselen dip. 21.200 seviyesinin herhangi bir yer, üstünde herhangi bir yerinde olabilir. 21.300 seviyesinde de olabilir. 21.700 seviyesinde de olabilir. 22.500 seviyesinde de olabilir. Buradaki desteğimiz de önemliydi biliyorsunuz. Burada çok fazla ortalama vardı. Özellikle böyle yapalım. Burada ne bahsetmiştik? Bakın. Ömer Ubon, Çünkü e, dünkü videomuzu izleyenler bilir. Demiştik ki burada mavi ortalama kırmızı ortalamayı kırdıktan sonra bir düşüş daha sonrasında kırmızı e, ortalamamızı yükseliş daha sonrasında fiyat bir sonraki desteğe kadar düşüş yapıyor. Öyle değil mi? E burada ne yaptı fiyat? Mavi ortalama kırmızı ortalamayı kırdı. Daha sonrasında kapatalım. Daha sonrasında ne yaptı fiyat? Kırmızı ortalamaya kadar yükseldi. Burada e, buluta kadar indi. Kırmızı ortalamaya kadar yükseldi. Desteğe kadar sonra tekrardan indi. E4 saatlikte baktığımızda E4 saatlikte olumlu hava devam ediyor. Herhangi bir olumsuz durum yok. Ama baktığımızda kırmızı ortalama mavi ortalamayı yukarıdan aşağı kesmeye hazırlanıyormuş gibi. Dikkatli olmakta fayda var. Bulutta stat sinyali geldiği zaman genelde düşüşte geliyor. Bilginiz olsun. Şimdi kısa vadeye gelelim ve destek dirençlerden bahsedelim. Gün içerisinde nasıl hareketler yapabilir? 23.126 seviyesinde bulunan desteğine tutunamaz ise fiyat e, nereye kadar geri çekim yapabilir? 22.500 ile 22.360 seviyelerine kadar çekim yapabilir. Bu seviyeyi tutunamazsa 21.700 ile 21.700 bandı yani 6700 bandı 21.250 ile 300 bandı oraya tutunamazsa 20.700 ile 20.900 bandı benim ilgimi çeken bölgeler üç bölge biliyorsun uzun zamandır bahsediyorum. Bu üç bölge benim ilgimi çeken bölge. Yükselişlerde iyi takip etmemiz lazım? Yükselişlerde en önemli seviye bence 23.500 seviyesi şu an. 23.500 seviyesi kırılmadan ben bir alım yapmayı düşünmüyorum, ekleme yapmayı düşünmüyorum. En son 21.875'ten aldıklarımız vardı. 24.000'de fiyat 24.000'e çıktığında %50 boşaltmıştık yarısını tutuyorum aldım yer stop bir şekilde onlara şu an eklemek düşünüyorum 23500 seviyesi kırılırsa yukarı yönlü hareket başlayabilir ona dikkat etmekte fayda var 4 saatlik grafiğe baktığımızda da 24500 seviyesinin direnç olduğunu görüyoruz yani 23.450 geçilirse 24500 seviyesinde bir direncimiz olduğundan bahsedelim o bölgenin üzerinde gelen 4 saatlik kapanış veya günlükte 23.850 üzerindeki gelen bir kapanış fiyat hareketini yukarı yönlü ateşleme ihtimali yüksek. Tabii ki de kesinlik var mı? Kesinlik yok. Hiçbir zaman olmadığı gibi şu anda yok. Bizim peki neden 30.000 beklentimiz var? Bir de ondan bahsedelim. Bakın fiyat nasıl hareketler yapıyor? Geliyor tepeden sert bir şekilde düşüyor. Ondan sonra bir tepki yükseliş yapıyor. Daha sonrasında fiyat tekrardan sert düşüyor. Daha sonrasında bizim beklediğimiz şey burada bir tepki yükselişi. Ben bu tepki yükselişin nerede sonlanacağına inanıyorum diye soruyorsanız, ben bu tepki yükselişin Emeribo'nun günlükteki bu çizgisinin biraz üstünde, e yaklaşık işte o zaman ne olur bilmiyorum. Her gün aşağı doğru eğim veriyor. Yaklaşık işte 30.000-32.000 32 bin bantları, belki 33.000 bin bantları bence yükselişin son bulması için güzel seviyeler. Ee, tabii ki de daha fitil ateşlenmedi. Burada e, ortalamalar birbirine yaklaşmadı. Bu ortalamalar birbirine yaklaştığında yukarı yönlü bir kırılım geldiğinde anda acil canlı yayın. Telegram'dan bildirimler göndereceğim. O kırılım geldiğinde herkesi bilgilendireceğim. E, dediğim gibi... O zaman işte sarı ortalama nerede olur? Atıyorum. Şöyle yapalım. Eğim verdi diyelim. Ne zamana? 25 Ağustos'ta mesela 30 bin seviyesini gösteriyor yaklaşık olarak. O zaman da işte 30 bin 500, 31 bin seviyeleri hedeflenebilir. Bir de neden bahsediyoruz? Bakın. Şöyle hemen vadeli işlemleri gösterelim. Vadeli işlemlerde bizim 27.300 ile 28.900 arasında bir gap boşluğumuz var. Fiyat nasıl hareketler yapar? Buradaki gap boşluklarını doldurmaya meyillidir. Eğer bu bölgeyi kırıp üstünde en azından 3-4 gün kapanış yapabilirsek 36.000 seviyelerini hatta 37.000 seviyelerini konuşuyor olabiliriz. Yani illa fiyat 30.000'den mi dönecek? Hayır. Bakın buradaki gap boşluğu doldurulur. Daha sonrasında şu hareketi görürsek eğer biz buraya tutunduğunu görürsek fiyat bu bölgeye kadar büyük ihtimal çıkar. Yani bu bölgede takılmaz bu bölgeye kadar büyük ihtimal çıkar. Orada işte borsalar kendilerine yeni müşteri çekerler ve o müşterileri içeri almak için e, tekrardan piyasayı düşürürler diye tahmin ediyorum. Bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Bunların tamamı benim öz düşüncelerimdir. Şimdi son olarak duruma bir daha bakalım. Bu gap boşluğu nasıl doldurulabilir diye. Ben fiyatın buraya çıktığında eğer çıkarsa bu hareketi görebilirsek bu bölgeye çıktığında ben bu bölgeden direkt bir dönüş beklemiyorum. Çünkü burada zaten kaç aydır şortçular çok iyi para kazanıyor. Borsa, arbusar şortçulara imkan vereceğini düşünmediğim için ben bu bölgeleri hedefliyorum. Yani 29.000 seviyesinin üzerinde bence bir iğne ya da bir yükseliş göreceğiz. Oradan düşecek. Eğer biz 29.000 seviyesinin üzerine 2-3 gün tutunabilirsek bu sefer de benim hedefleyeceğim yer neresi? 36.000 seviyesinin biraz üstü yani 36.000 38 39.000 39 seviyeleri. Fiat o bölgeye geldiğinde tabii ki de her gün videolarımız gelecek. Her gün videolarda bahsedeceğim. O tarz durumlarda tekrardan bilgilendirmeye devam edeceğim. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Lütfen FOMO'ya kapılmayın. Bir sorunuz olursa Telegram grubumuza gelip chat grubundan sorabilirsiniz. Ayrıca like ve yorum yaparak da bana destekte bulunabilirsiniz. Herkese bol kazançlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.